Yeni bir FIFA 19 bildiri videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda stadyumlardan bahsedeceğiz. Zaten başlıktan da anladığınız gibi EA Sports bugün Twitter hesabında yeni bir video yayınladı ve o videoda FIFA 19'da yer alacak yeni bir stadyumu görüyoruz. Bu stadyumun yanı sıra FIFA 18'de olmayan 4 tane daha stadyum gelecek ve sizin merak ettiğiniz konu da şu arkadaşlar. Zaten başlıkta da yazıyor. Türkiye'den yeni bir stadyum olacak mı? Yani bu 4 stadyumun içinden bir tanesi en azından Türkiye'den olacak mı? Ve bu sorunun cevabı kısaca hayır. EA Sports yine Türkiye'yi es geçiyor. Ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, diğer bütün takımların hiçbirinin stadyumunu eklememişler arkadaşlar. Yeni gelecek stadyumlar Molino Stadyum, Wolverhampton Wolves'un stadyumu, Craven Cottage Fulham'ın stadyumu, Cardiff City Stadium, o da Cardiff City'nin stadyumu. Bu takımların ortak noktası bu sezon Premier Lig'e tekrar Championship'ten yükselmeleri ve Premier Lig'in bir anlaşması var EA ile sanırım ve o takımların stadyumları oyunda yer almalı. Full lisanslı oldukları için, Premier Lig'le anlaşmalı oldukları için EA Sport öyle bir şartları var Premier Lig'in ve o stadyumları her türlü ekliyorlar ve ayrıca geri dönecek bir tane stadyum eskiden FIFA'larda olup da FIFA 18'de olmayan bir stadyumda Signal Iduna Park, bu da Borussia Dortmund'un stadyumu. PES 2019'la anlaşmaları, lisans anlaşmaları bozulmuş. O yüzden tekrar FIFA 19'a dönecek. Ama isterdik ki Türkiye'den de bir stadyum olsun. Ben FIFA serisini FIFA 99'la başlamıştım ve o oyunda Ali Samiyen stadyumu vardı. Galatasaray'ın eski stadyumu vardı arkada gördüğünüz gibi. FIFA 99'da olmuştu. FIFA 2003'te de vardı Ali Samiyen. O arada hatırlamıyorum hani FIFA 2000, 2001, 2002'de var mıydı Ali Samiyen ama eskiden bir tane Türk stadyumumuz vardı. Maalesef 2003'ten beri olmuyor. İsterdik ki olsun. Ama neyse arkadaşlar, bu videonun konusu FIFA 19'daki yenilikler. Ve şimdi EA Sports'un Twitter'da yayınladığı videoyu izlemenin zamanı geldi. İzleyelim hep beraber. I remember sitting at Water Lane growing up and watching Tottenham play. To now be moving into the stadium, it's really exciting. It's a dream, you know, as a player to play in front of 62,000 every weekend. We are very lucky. Ve görüyorsunuz EA Sports Tottenham'ın stadyumunu, yeni stadyumunu, hani Tottenham'ın stadyumu yıkılmıştı White Hart Lane bu sezon ve onlar Wembley Stadyumunda oynuyordu. FIFA 18'de Tottenham'la eğer oynadıysanız zaten bunu biliyorsunuz. O yıkılan stadyumun yerine bu gördüğünüz resimlerde yeni Tottenham Hotspur Stadyumu, yani bu stadyumun ismi, resmi ismi böyle olacak. Tottenham Hotspur Stadyum olacak. Bu stadyum 62 bin kapasiteli ve artık FIFA 19'da da bu stadyumda oynamak için can atacağız. Belki bir FIFA 19 Tottenham kariyeri gelebilir arkadaşlar. Çünkü son zamanlarda Tottenham İngiltere'nin en iyi takımlarından bir tanesi haline geldi. Ayrıca Avrupa'nın da en iyi takımlarından bir tanesinin haline geldi. Ama neyse arkadaşlar, artık bu videodan bu kadar. İsterdik ki daha da fazla stadyum olsun, Türkiye'den stadyumlar olsun. FIFA 19 hakkında yeni bilgiler çıkmaya devam ettikçe böyle bu tarz videoları yapmaya devam edeceğim ve oyun çıktığı anda Eylül'ün 25'inde canlı yayınlarda kariyerlerimiz, Alex Hunter'larımız devam edecek. O yüzden beni yeni keşfettiyseniz, abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca FIFA 18 videolarım da FIFA 19 çıkana kadar devam edecek. Bu videodan bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.